Şimdi kadar zahmet konuşmaz var. Ama siz de haber bazıları. Tebliğ ile karşısına engeller. Aslında bazen konuşma sesleri geliyor. Biri de hiç görebiliyor masa adamı ne? Mankatlar önünde olup sessiz durumdayım. Hem konuşup çalışanlar da duyabiliyor. Seslerin gelmesi boş bir şey değil. Arkadan sesler geliyor. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli oturum başkanım, Rabbi sahip, değerli dinleyiciler. Bugünkü konum tebliğ yolundaki engeller ve bazı çözümler. Bu konuşmalar aslında daha önce de yapılmış. Tekrar edip bir nevi tekrar olacak. Ama tekrarda bir zarar yok. Çünkü insanoğlu unutan bir yaratıktır. Biz şeyleri dinleriz, unuturuz. Bir daha dinleriz, bir daha unuturuz. Bir daha dinleriz, bir daha unuturuz. Ta ki o şeyler kökleşene kadar, iyice bizim zihnimizde, bizim dinimize girene kadar, kalbimize girene kadar onları tekrar tekrar hatırlamak ve hatırlatılmak faydalıdır. Dolayısıyla bu konuların içindeki bir kısmı zaten daha önce duymuş olacaksınız. Ama onların faydası olacağını düşünerek tekrar ediyorum. Şimdi calsamızın ana konusu, ana teması tebliğ. Tebliğ üzerinde daha çok kurduk. Ve tabii ki tebliğ ile ilgili, tebliğ yapılmalı, tebliğ yapmanın yöntemleri vesaire bir sürü konu var. Bunları da hepiniz biliyorsunuz. Ama bir taraftan da biliyoruz ki daha önceki konuşmalarda da değinildi bu noktaya ki tebliğ konusunda henüz bizim cemaatimiz çok faal değil. Yani bu da bir gerçektir. Faaldır. Az faaldır diyelim ama çok faal değildir. Yani bireysel olarak baktığımız vakit tek tek herkes kendini değerlendirebilir. Son 5-10 senelik bir zaman dönemi içerisinde ne kadar tebliğ yaptı, ne kadar arkadaşları anlattı, ne kadar arkadaşları burada davet etti, kaç kişiye getirebildi, kaç kişi başarılı oldu. Allah-u Teala'nın lütfuyla cemaatimiz yavaş yavaş da olsa büyüyor. Ama bizim çabalarımız ne kadar bu yönde? Herkes bunları değerlendirebilir. Ben bu konuşmayı hazırlarken zihnimde şöyle düşündüm. Bir konu yavaş ilerliyorsa bu konu çok önemlidir, çok önemlidir diye söylemekten ziyade çünkü zaten önemli olduğu biliniyor. Ama çok önemlidir diye söylemektense acaba engeller nedir? Acaba niye bu konuda biraz zayıfız? Acaba niye bu konuda yetere kadar çabamız yok diye ele alsam ve o engelleri bulmaya çalışsam? Nedir o engeller? Ve sonra onları sizlerle paylaşmaya çalışsam? Belki benim aklıma gelen o engellerden bazıları sizin de hayatınızda olan engeller olacaktır. Belki onlarla bir şey hissedeceksiniz, evet budur, benim sıkıntım budur diyeceksiniz içinizde. Ve belki o açıdan bu konuşma hepimiz için kendimizi değerlendirmek açısından, kendimizi daha faal hale getirmek açısından faydalı olacaktır. Şimdi dediğim gibi engelleri bir inceleyelim. Şimdi birinci engel ne olabilir herhangi bir konuda? Bir konuda bir zaafı varsa, bir günah işliyorsak, eğer tebliğ yapmamak bir günah ise,
bir günah işliyorsak, günahın işleyişinde birinci engel ne oluyor? Birinci engel bilgisizlik oluyor. Yani aha böyle bir şey mi vardı? Bu günah mıdır? Benim haberim yok ki. Ben bunun günah olduğunu bilmiyorum. Bilmemek bazen günaha kadar götürür insanı. Ha, o cezası nispeten çok daha hafif olur. Çünkü bilmemek o kadar büyük bir ayıp değil ama sonuçta insanı hataya götüren şeylerden ilki bilgisizliktir. Değil mi? Yani bir şey bilmeyince hepimiz, eğer biz yangının bizi yakacağını bilmiyorsak, çocuk bilmiyor, yangının içine eline koyar ve yanar. Aynı şekilde bilgisizlik de bize yanlış yola götürebiliyor. Tabii her şeyden önce bunu bilmek var ki acaba tebliğ bir emir midir gerçekten? Yani Kur'an-ı Kerim bize tebliğ etmeye zorluyor mu, söylüyor mu? Yoksa bu şey mi? Sadece olsa olur, olmasa da olur tür şeylerden mi? Şimdi tabii bu konu çok büyük bir konu. Onlarca ayet referans verilebilir. Ama ben bugün bunun için biraz da konularla da alakalı olan, ibadetin ruhuyla da alakalı olan ve hepimizin de bildiği çok basit bir ayeti seçtim. Bir nevi tebliğ emri olarak görebiliriz bu ayeti. Hepimiz bu ayeti biliyoruz. %100 eminim bu odada oturan herkes bu ayeti ezbere biliyor. Hatta günde birçok defa belki söylüyordur da. Nedir o ayet? Kul huvallahu ahad. Bunu bilmeyen yoktur. Değil mi? Bütün zamanenin Müslümanı, kıyamete kadar olan bütün zamanelerin Müslümanları, deyin ki, bir emirdir, kul, de ki, bütün dünyaya git ve de ki, kul huvallahu ahad. Hova burada şey manasındadır. Gerçek şudur, hakikat şudur manasındadır. Kul huvallahu ahad, bütün zamanenin Müslümanları, gidin ve herkese deyin ki asıl hakikat şudur. Asıl bir gerçek öğrenmek istiyorsanız asıl hakikat şudur ki Allahu Teala ahaddır. Şimdi ahad ne demek? Ahad aslında basit bir çevirme yapacak olursak Allah tektir diye çevirebiliriz ama hakiki bu doğru bir çeviri olmaz. Doğru bir mana zihnimizde oluşturmaz. Hakiki mana sırf tek olması değil, yalnız olması. Bir yerde varsa orada başkası olamaz. Orada Allah varsa onun yanında başka bir şey olamaz. O bir yerde varsa orada yalnızdır. O zaman ahad olur. Vahid başka bir şeydir. İlk olmak başka bir şey. İlk olunca bir ikincisi de vardır, üçüncüsü de vardır ama ahad başka bir şey. Ahad olunca o yapayalnız. Bir yerde varsa onun yanında, o mekanda kimse olamaz. Şimdi hepimiz ne istiyoruz? Allahu Teala kalbimize gelsin. Değil mi? Yani bu odada oturan herkesin amacı, Ahmediyete girmenin amacı budur ki nasıl Allahu Teala peygamberlerin dediği gibi insanlara yaklaşıyorsa bana da yaklaşsın. Nasıl peygamberler bize heyecanlandırmışlarsa ki benimle konuştu demişse benimle de konuşsun. Değil mi? Yani bu odada zannetmiyorum bir kişi bile olsun ve desin ki yok ben sadece bazı şeyleri daha iyi anlamak için ameliyata girdim. Onlar akademik konulardır. Hepimizin bildiği şeylerdir ama ameliyat seçmenin asıl amacı bazı konuların cevaplarını bilmek değildir. Allah kalbinize girsin. Budur amacı. Ama Allah-u Teala bize ne diyor? Kul huvallahu ahad. Bakın Allah-u Teala bize diyor ki benim senin kalbine girmemi istiyorsun ama bil ki ben de ahadım. Kalbinin içinde başkaları varsa ben oraya girmem. Ben çünkü yalnız olurum nerede olursam. Eğer senin kalbinin içinde para sevgisi veya başkasının sevgisi, mal mülk sevgisi veya herhangi bir sevgi daha önceden mevcutsa ben o kalbe girmem. Çünkü bir kalbe girdiğim zaman ahad olduğum için tek ve yalnız olmak isterim. Anlatabildim mi bu mantığı?
Yani Allah-u Teala bize uyarıyor. Ki güzel, çok güzel bir peygamberin sesini dinlediniz. Canınız istedi. Allah-u Teala bizim kalbimize de gelsin. Çok güzel. Zaten hayatın amacı bu. Ama bu amaç diğer dünyevi sevgilerle beraber yürütülebilecek bir amaç değil. Muhakkak ve muhakkak kalbinizi boşaltmanız gerekecek. Eğer boşaltmak istemiyorsanız o zaman bu umudu bırakın. Boşu boşuna çaba göstermenize gerek yok. 1000 sene bile çaba gösterirseniz Allah kalbinize girmeyecek. Çünkü ahaddır. Sıfatından vazgeçecek değil ya sizin yüzünüzden. Eğer hem para sevgisi bulunan bir kalbin içinde Allah da bulunursa ahad olmaz. Dolayısıyla bu tebliğin hem emridir hem tebliğin yöntemidir. Tebliğ edin ama böyle tebliğ edin. Tebliğ sadece bazı kuru felsefeleri, bazı kuru mantıkları, bazı ince soruları cevaplamak demek değildir. Bugün dünyanın ihtiyacı da o soru, tek ihtiyacı da o soruların cevabı değildir. Bugün dünyanın ihtiyacı, biraz önce Muallim sahibin konuşmasında da Muallim sahibi değindi. Dünyanın ihtiyacı bu mesajdır. Ki Allah-u Teala'ya istiyorsanız eğer kalbinizi başka sevgilerden arındırmanız gerekecek. Çünkü o ahaddır. Ve bunu biliyorsunuz. Her gün söylüyorsunuz. Dolayısıyla birinci şey bilgisizliktir. Ama her Ahmedi bilir ki bu bir emirdir ve bunun yöntemi kalbimizi diğer sevgilerden arındırmaktır ve başka çaresi de yoktur çünkü Allah ahattır. Peki bilgimiz oldu. Bilgi edindik. Bunun yolu bu. Bazen bilgi geldikten sonra işler çözülmüyor. Eğer günah çok erken aşamalarında yakalanırsa, bazen insan öyle bir noktada oluyor ki hayatında, daha henüz yeni yeni günaha girmiş oluyor. Sağdan soldan bir şey görüyor, bir arkadaşı bir şey yapıyor. Diyelim birisi sigara içiyor, onun da canı istiyor, ben de içeyim diyor. Bir tane alıyor sigara, içmeye başlıyor. Ama daha ilk sigara içerken birisi ona uyarıyor, bak bu çok kötü bir şeydir, sana zarar verirlerdi. Uyarılar gelince daha henüz vücudu ona alışmamış olduğu için sigarayı çok kolay bırakabiliyor. Çünkü daha yeni yeni o şeye yaklaşıyor, günaha yaklaşıyor. Ama günahta ilerledikçe günaha karşı koyma direncimiz ve gücümüz azalıyor. Bu da bir gerçektir. Ve Allah-u Teala'nın yardımı olmadan insan kolaylıkla o şeyden çıkamaz hale geliyor. Dolayısıyla ikinci aşama nedir? Bilgi edindikten sonra bilgi var ama güç yok. Öğrendik. Allah-u Teala'nın bir emridir. Tebliğ Allah-u Teala'nın bir emridir ama yapamıyoruz. Şimdi bu yapamıyoruzun arkasında bir dünya var. Ben bugün sadece aklıma gelen 4-5 tane ana sebep gibi duran bazı şeyleri paylaşmak istedim. Birinci sebep, hikmetini bilmemek. Bazen insan bir emri bilir. Evet, bu bir yasaktır. Bunu ben kendim okudum Kur'an-ı Kerim'de. Ama hikmetini bilmez. Neden bu yasak konmuş? Sebebi nedir acaba? Zararları var mı? Onları bilmez. Onları bilmeyince insanın yapılışı öyledir, insanın yaratılışı öyledir. Ki bir şeyin hikmetini ve sebebini bilmeyince karşı koyma gücü de azalır. Ve hikmetini bilince daha çok bir kendini ona karşı savaşma gücü hissediyor hikmetini bilince. Dolayısıyla öncelikle bir hikmeti bilmemiz lazım. Tebliğ etmenin hikmeti nedir? Onlarca hikmeti vardır. Benim bugün vurgulamak istediğim bir hikmet var ve bunu ben Hazreti Muslim Ağud Raziyallahu Teala Anhu'nun bir cümlesiyle bağlamak istiyorum. Huzur hutbelerinden bir tanesinde şöyle buyurmuştur. Urducasını söyleyeceğim, sonra açıklayacağım. Huzur buyurmuştur ki
افراد کے اخلاق کی حفاظت قوم کے اخلاق کی حفاظت کے بغیر ناممکن ہے. Anlamı şudur ki bireylerin ahlaklarını korumak cemaatin ahlaklarını korumadan mümkün değildir. Eğer bir birey sonuçta bir cemaatin parçasıdır her zaman. Eğer o birey zannediyorsa ki benim etrafımda oturan bu arkadaşlarım istediği kadar yalan söylesinler, istediği kadar başka günahları yapsınlar, ben yapmıyorum ya derse eğer çok büyük bir hata yapıyor. Niye? Çünkü eninde sonunda onlara uyacaktır. Onların bir parçası olduğu için. Eninde sonunda onlar onu sürükleyip kendi yönüne götüreceklerdir. Çünkü onlar hakim güçtür. Çoğunluğun gücü hakimdir. Peygamberler, herkes peygamber seviyesinde değildir. Normal bir insan çoğunluğun yönüne tabi olur. Dolayısıyla huzur ne diyor? Eğer kendi ahlakını korumak istiyorsan, kendi etrafında o ahlakları benimseyen bir toplum oluştur ve geliştir. Eğer böyle bir toplum oluşturup geliştirmezsen ve beslemezsen bu toplumu ve bu toplumun ahlaklarını korumak için özel çabalar göstermezsen, bil ki eninde sonunda sen değilsen senin çocukların muhakkak ve muhakkak eski şeylerine geri düşeceklerdir. Emin ol ki onlar da çoğunluğuna bir gün uyacaklardır. Dolayısıyla muhtelif hikmetler arasında en büyük hikmetlerinden bir tanesi budur. Ki bireylerin ahlakı toplumun ahlakını korumadan mümkün değildir. Bu günümüzde çok önemli bir konudur. Çünkü günümüzde şöyle bir çok revaçta olan bazı sorular var. Bunlardan bir tanesi din Allah ve kul arasındadır. Kimse kimseye karışmasın. Çok rahatsız olurlar insanlar birbirine nasihatta bulundukları zaman. Ya sana ne, ben kendim yapıyorum ya da yapmıyorum, sen niye karışıyorsun diye şey yaparlar ve bunun gerekçesini de olarak dile getirirler. Din Allah ve kul arasındadır. Evet, din Allah ve kul arasındadır ama dini korumak için bazı önleyici şeyler gerekiyor. Ahlaki çöküşleri önlemek için birlik ve beraberlik gerekiyor başka şeylerin arasında. Dolayısıyla hikmetlerin arasında bir tane bunu bilmek çok önemli ki biz kendimizi korumak istiyoruz. Çünkü insan sonuçta bir yerde bencildedir. Herkes en azından ben korunayım, en azından benim çocuklarım korunsun. Bunu herkes söyler. Ama herkes bilmeli ki benim ve çocuklarımın korunması bu cemaatin korunmasına bağlıdır. Eğer bunlar korunmazsa eninde sonunda biz de sürüklenip gideceğiz. Dolayısıyla tebliğ yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla bunlara da doğru yola çağırmamız gerekiyor. Dolayısıyla birlik ve beraberlik içinde olmamız gerekiyor. Şimdi başka engelleri bakalım. Birinci engele baktık. Hikmeti bilmemek. Hikmeti bilmemiz gerekiyor. Anlamamız gerekiyor. İkinci en büyük engellerden bir tanesi çifte bir hayat yaşamak. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam buna Urduca'da bir isim vermiştir. Dorangi. Yani kendi hayatında çift renge sahip olmak. Farklı arkadaşlar grubu, 3-4 tane farklı arkadaşların grubu var. Biriyle başka birisiyim. Bir grupla çıkarken onlarla başka birisi oluyorum. Başka bir grupla çıkarken başka birisi oluyorum. Başka bir grupla çıkarken her birisi beni başka bir insan olarak tanıyor. Ve benim farklı renklerim o farklı gruplarla ortaya çıkıyor. İş yerime gittiğim vakit o iş yerindeki insanlar beni başka türlü tanıyorlar. Burada cemaatle beraber olduğum vakit cemaatteki insanlar beni başka türlü tanıyorlar. Başka bir arkadaşlar grubuyla beraber olduğum vakit beni başka türlü biliyorlar. Bu nedir? Hayatta tek rengin olmaması. Her gittiği yerde o grubu öyle seçmek ki o grubun içinde de bazı günahları olsun ki
benim o günahlarımı hoş görsün. Sonra bir başka grubum var, o da benim bazı başka günahlarımı hoş görüyor. Oraya da ben o günahlarla ilgili şeyimi gidermek için, ihtiyacımı gidermek için daha çok onlarla takılıyorum. Bu çift renkliliktir. Dorangi dediğimiz şey. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam hakkında bahsederken buyurmuştur ki Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın içinde ilk günden zerre kadar dorangi yoktu. Zerre kadar çift renklilik yoktu. Her yerde aynıydı. Kimin yanında olursa olsun herkes onu aynı Muhammed bin Abdullah olarak tanırdı. Birisi ben onu öyle gördüm, benim yanımda böyledir. Ya da ben onu öyle gördüm, benim yanımda öyledir diye söylemiyordu. Dolayısıyla bizi birinci, eğer tebliğde bir engel görüyorsak, tebliğ yapmakla ilgili bir engel görüyorsak, kendimize şu soruyu sormalıyız. Bizim hayatımızda çift renklilik var mı? Bizim hayatımız acaba şu grupla kırmızı, o grupla yeşil, şu grupla mavi şeklinde midir? Yoksa bizim hayatımız kimin önüne giderse gidelim hep aynı renk midir? Eğer aynı renk ise göreceğiz ki tebliğ yönündeki engeller kalkmaya başlayacak. Ne kadar zayıf bile olsak engeller kalkmaya başlayacak. Ama ne kadar çok renk çıkarsa hayatımızda o kadar göreceğiz ki farklı arkadaşlar grubu gruplarımızı tebliğ etmek zorlaşacak. Niye zorlaşacak? Çünkü onları biz zaten olmaması gereken sebeplerden dolayı seçmişiz bu arkadaşlık grubunu. Allah-u Teala'nın emirlerinden bir tanesi, imanın temel şartlarından bir tanesi elane imandır. Yani imanınızı ilan edin. Her yere, herkese iman ettiğinizi söyleyin. Her ortamda, her gittiğiniz arkadaşlar grubuna, her ortamda, kimle görüşüyorsanız görüşün. Öncelikle ben kimim? Ben neye inanıyorum? Ve benim hayatımın amacı ne? Bunu ilan edin. Bu boşuna söylenmiş bir şey değil, basit bir emir değil. Bunu ne kadar şiddetle ve kuvvetle ve ne kadar inanarak ilan edersek, herkese açık açık, açık sözlü bir şekilde bildirirsek, o kadar tebliğin şeyi açılacaktır. İmkanı artacaktır. Çünkü herkes bize görür görmez diyecek ki ha bu şudur. Bu ibadet yolunda ilerlemek isteyen birisidir. Bugün çok ilerlemiş olabilir. Bugün evliya olmayabilir. Ama kendisi söylüyor ki ben bu yolunda ilerlemek istiyorum ve bunun için elimden geleni yapmak istiyorum. Her gittiği yerde bunu söylüyor. Bunu her gittiği yerde söyleyen birisi tebliğ yapmaktan da çekinmeyecektir. Çünkü net bir şekilde duruşu belli olan bir arkadaş olacaktır. Engellerden bir tanesi delilleri güzel bir şekilde sunamama ya da sunma kabiliyetin olmaması. Ve bu haklı bir gerekçedir. Allah-u Teala herkese delilleri çok etkileyici bir şekilde, çok güzel bir sıralamasıyla, doğru vurgularla, tam yeri geldiğinde kişiye göre doğru delil verme gücünü vermemiştir. Herkesin şeyi değildir bu. Herkes bunu yapamayabilir. Ama bu gene de bir bahane değildir. Böyle bir insan tebliğden uzak kalamaz. Efendim benim bilgiyi güzel bir şekilde sunma kabiliyetim yoktur. Ben nasıl tebliğ yapacağım? Böyle bir bahanesi olamaz. Çünkü böyle birisi ameliyle tebliğ yapacaktır. Tebliğ sadece sözlerle yapılan bir şey değil. Tebliğ sadece bazı referanslar vermekle yapılan bir şey değil. Tebliğ aslında davranışıyla, ameliyle yapılan bir şeydir. Dünyada aslında %5, %10 insan vardır ki çok entelektüeldir, çok derin bilgilere duyar duymaz, heyecanlanırlar. Öyle insanlar çok azdır. Çoğu insan yüce ahlakı görünce etkilenir. Çoğu insan, %95 belki, çok az bir yüzde vardır. Onlara matematiksel şeyler söyleyince
ve heyecanlanıp iman eden azdır. Daha çok amelimizle ve kimse diyemez ki güzel ahlak göstermekten yoksun ya, yapamam öyle bir şey deme şansı yok kimsenin. Bir başka yolu da yardımcı olmak anlamında da bizim bu toplantılarımızı arkadaşlarımıza getirmektir. Bakın, eğer siz ben tebliğ yapamıyorum diyorsanız eğer ve diyorsanız ki ya ben yapamıyorum ama Murabbi sahip çok güzel tebliğ yapıyor, o zaman buyurun Murabbi sahip burada ama arkadaşlar yok. Biz bunu senelerdir söylüyoruz. Bu toplantılarımıza lütfen çevrenizdeki arkadaşlarınıza getirin. Ama çok az defa bu denendi. Denendiği zamanda da bir iki kişi, üç kişiyle sınırlı kaldı. Bu acaba niyedir? Niye böyledir? Bizim arkadaşlık çevremiz sıfır mı? Yoksa biraz önce bahsettiğim sebeplerden dolayı bazı engeller mi var aşmamız gereken? Biz niye arkadaşlarımızı, hepimizin 3, 5, 4, 20 arkadaş sayısı vardır. Tamam, yüzlerce olmayabilir ama az da olsa. Eğer ben yapamam, Murabbi sahip güzel yapar diyorsanız eğer, o zaman arkadaşlarınızı getirin. Bu tebliğde bu katkınız olacaktır. Ve çok büyük bir katkı olacaktır. İnanın, çok çok büyük bir katkı olacaktır. Eğer tebliğe muhtaç olduğunu düşündüğünüz arkadaşları her toplantıda tutup bir şekilde arabanızla yanınıza alarak, zorlayarak, bu artık sizin göreviniz, ne yaparsanız yapın, bir şekilde buraya getirmek. Tabii bunun daha önce de dediğim gibi birinci şey kendimizi ıslah etmekten geçiyor. Bütün tebliğin asıl can damarı önce kendimizi ıslah etmekten geçiyor ve ahlaki ıslahı ile ilgili Hazreti Muslimoğlu'nun Minhacut Talibin adlı eseri var. Türkçe'ye de çevrilmiştir. Onu muhakkak herkesin okumasını ve tekrar tekrar okumasını. Çünkü bir sefer okunacak bir kitap değil. Tekrar tekrar okunması gereken bir kitaptır. Ve Hazreti Halifetül Mesih Hames Remullah'ın geçen sene verdiği bir hutbeler silsilesiydi. Ahlaki ıslah ile ilgili. Onlar da Türkçe'ye aktarıldı. Bu iki eserden çok çok faydalanmanızı çok hepimizin faydalanması çok gereklidir. Son olarak da çok vaktinizi almak istemiyorum. Yorgun da görünüyorsunuz. Verilen bahanelerden bir tanesi vakit yok. Evet, Ahmediyet haktır. Bütün şeyler güzel, deliller de var. Ama inanın ki bugünümüzde, bu çağda vakit bulamıyoruz. Nasıl tebliğ yapalım? İşte o iş, bu iş. Cumartesi, pazar, hafta sonu, hafta içi vakit yok. Bir dürüst bir şekilde kendinize sorun. Bu doğru mu? Yoksa bir bahane mi? Bugün ciddi, Allah göstermesin, ciddi bir hastalığı yakalandığımızı varsayalım. Ölümcül bir hastalığı yakalandığımızı varsayalım. Tek şansımız hemen hastaneye gidip yatmak olsun. Yoksa ölüm bekliyor bizi. Acaba hiç vakit yok. Efendim şu okul var, şu dershane var, yok bilmem ne var mı diyeceğiz? Yoksa bir şekilde vakit bulacak mıyız? Hepimiz gayet iyi biliyoruz ki iş ciddiye binince vakit var. Ama tebliğ için vakit az. O zaman bunun sonucu nedir? Doğal neticesi nedir? Tebliğe yeteri kadar önemsememişiz. Yeteri kadar önemsemiş olsak bir yolunu buluruz. Muhakkak ve muhakkak bir yolunu buluruz. Çünkü ciddi olduğunu bilirsek bir vakit bulmamak gibi bir şey söz konusu değil. Son bir şey daha değinmek istiyorum. Sonra konuyu kapatacağım. Tembellik.
bir bahane daha oluyor. Ben aslında bahane demeyelim. Bir sebep daha oluyor. Ben tembelim. Hakiki manada ben tembelim deniliyor. Yani ben bunu yapamıyorum. Çok tembellik var bende. Hastalık derecesinde tembellik var. Yani insan kendini öyle inandırıyor. Ki benim içinde öyle bir tembellik var ki ben bu işleri yapamıyorum. Şimdi bu burada dikkat etmek lazım. Bu gerçekten doğru da olabilir. Tembellik aslında sinir sistemiyle ilgili bir hastalıktır. Ve bu doğru da olabilir. Bu arkadaşın hakikaten doktora gitmesi de gerekiyor olabilir. Fakat bunun bu doğru mudur yoksa bahane midir? Bunu görmek için bir yolu var. O yolda nedir? Eğer bu insan dünyevi işlere gelince hiç tembel değilse ama manevi işlere gelince tembellik ortaya çıkıyorsa o zaman bu bir hastalık değildir. O zaman bir bahanedir. Çünkü hastalık olsaydı dünyevi işlerinde de kendine gösterirdi. Eğer gerçekten bir hastalıksa o zaman her yerde sirayet etmiş olması gerekirdi. Kendi dünyevi parasal şey işlerinde de son derece tembel ve zarar gören bir insan olurdu. O zaman derdi ki bak adam kendi işinde de aynı. Para kaybediyor bir sürü şey bu tembelliği yüzünden. Yapamıyor. Ama bir bakıyorsunuz ki dünyevi işler gelince son derece atak ama manevi işlere gelince tembel. O zaman kendimizi sormamız lazım ki bu bir bahane midir? Ben kendimi kandırıyor muyum? İşte bu ana hatlarıyla ben bu engellerden bahsetmek istedim. Herkesten ricam bunlar hakkında tekrar tekrar düşünsün. Hikmetini öğrenmeye çalışsın tebliğin. Sebebi nedir? Her arkadaşlık çevremizde tek renk göstermeye çalışsın. Kendi bilgisini artırmaya çalışsın. Delillerini öğrensin. Vakit konusunda, vakit kazanmak konusunda daha organize olmaya çalışsın. Sabahtan akşama kadar yarın bunu yaparım değil de şu şekilde yarım saatlik bölümlere bölelim kendi günümüzü. 12-12.30 arasında bunu yapacağım, 12.30-1 arasında bunu yapacağım diye şey yaparsak zamanımızı daha derli toplu kullanma şansımız olacak. Ve sürekli kendimizi değerlendirelim. Daha önce de dediğim gibi buradaki en önemli şey bireysel kendi ıslahımızdır, duadır. Bunlara yönelelim. Kendimize bir hedef koyalım. 2015-16 senesinde tebliğ bu calsamızı yapmamızın gayelerinden bir tanesi de budur. Motive etmek. Yani bu sene daha çok tebliğ yapacağız. Bu sene her bir Ahmedi en az bir Ahmediye daha yapmaya çalışacak. Daha böyle canlı bir şekilde, daha fark edilir bir şekilde dua ve çabayla bu cemaatimizi çoğaltalım. Cezakumullah. Salana Türkiye. Zindabad. Salana Türkiye. Zindabad. Takbir. Allah.